Türkiye Tohumcular Birliği'nin sunduğu Gerçek Boyut başlıyor. Efendim merhabalar, yeni bir Gerçek Boyut programına daha hoş geldiniz efendim. Agro TV ekranlarında ve Agro TV'nin tüm sosyal medya hesaplarında arkadaşlarımız canlı yayına geçtiler. Programımıza oradan da seyredebilir. Aynı zamanda sorularınızı, sorunlarınızı, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz efendim. Biz bugün tabii yayının başlığını hem örgütlenme, hem eğitim, hem kooperatifleşme, hem de Ar-Ge olarak attık. Çünkü bu dört konuyu bir araya getirebilen ciddi çalışmalar var ülkemizde. Onlardan bir tanesini değil, bir kurumun yaptığı 2-3 proje üzerinden aslında anlatmaya gayret göstereceğiz. Çünkü bu da benim hem anlatmayı hem de anlattırmayı çok sevdiğim konu başlıklarından bir tanesi. Her ne yaşıyorsak yaşayalım ve özellikle son dönemde maddi imkanlar ve pandemi koşullarının kısıtlamaları başımıza ne getirirse getirsin, ki bunun üzerine bir de küresel ısınma ve kuraklığı da eklemek gerekiyor. Sonuçta bizi kurtaracak olan dört şey var. Birincisi bir araya gelmek, yani örgütlülük, kooperatifçilik ve bunun tabii evrensel ilkelere uygun olması. İkincisi araştırma geliştirme çalışmalarının daha da artması, kaynakların da daha etkin bir şekilde kullanılması. Üç, hem eğitim, yani gençlerin özellikle eğitimiyle birlikte bir alt başlık olarak belki de gençlerin kırsala özendirilmesi ve tabii ki dördüncüsü de tüm bunların kamu özel sektör sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle ve bütün siyasi tartışmalardan uzak bir şekilde tamamen bilimsel bir zeminde yapılması. Bütün bu konuları bir araya getirdiğinizde karşınızda Türkiye'de böyle çok fazla sayıda örnek çıkmıyor ne yazık ki. Ama söylediğim gibi yapılan çok güzel çalışmalar da var. Efendim Onay Hocam bizlerle birlikte kırmadı bizi. Cemre Hareketi'nin kurucu ortağı. Bugün hem hareketi hem de yeni projelerini tanıyacağız. Hem de tabii ki bu projelerin arkasında yatan felsefeyi de Sayın Hocama sorduğumda Türkiye'nin az önceki dört başlıktaki hem sorunlarını hem çözüm önerilerini de bir şekilde programda gündeme getirmiş olacağız. En azından zihnimizde böyle tasarladık. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Kıymetli Hocam merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum hocam. Sizler nasılsınız? Şöyle bakayım, çok güzel görünüyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Kıymetli Hocam hemen şöyle başlayalım. Şimdi Cemre Hareketi'ni tabii tanıyacağız ama eğer siz de uygun görürseniz yapılan işler ve felsefeyle birlikte yavaş yavaş tanıyalım. Ben size Cemre Hareketi nedir diye bir soru formüle etmeyeyim. Ama şu çok güzel bir açılım. Diyorsunuz ki hareket olarak sürdürülebilir tarım ve gıda platformu. Buradaki anahtar kelime sanırım sürdürülebilirlik ve Türkiye'de özellikle tüm dünyada ama Türkiye'de etkileri daha çok hissediliyor. Bu sürdürülebilirlik kavramının altını tam anlamıyla sanırım doldurmak gerekiyor. Böyle başlayalım mı ilk 1-2 dakika? Ne dersiniz efendim? Tabii ki. Aslında Cemre Hareketi'ni neden kurduğumu ortaya çıkartıyor sürdürülebilirlik ifadesi. Şimdi çok teşekkür ediyorum her şeyden önce buna fırsat verdiğiniz için. Neredeyse 3 yıla yakın bir zamandır tarımla ilgilenmeye başladığım andan itibaren hayatım çok daha farklı bir şekilde evrildi. Bu lafı kullanmak gerekiyor, evrildi. Yeni yeni duyuyorum, kimlerin bu ekosistem içerisinde olduğunu fark ediyorum. Ve fark ediyorum ki burada çok ciddi bir koordinasyonsuzluk var. Çiftçiler mühendisleri tanımıyor, mühendisler birimleri tanımıyor. Biraz önce siz çok güzel başladınız. Tarımda araştırma geliştirmenin çok fazla artması gerektiğini söylüyorsunuz. Yani o kadar çok bir paydaş bir arada olmalı ki bu sürdürülebilirliği sağlayabilmek için. O zaman platformun kuruluşu da belki bu amaçla oldu. Platformu hiçbir şekilde değiştirmek istemedik. Çünkü herhangi bir kimliğe büründüğümüz takdirde sivil toplum sorumluluğumuzu da azaltmış oluyoruz aslında. Bu nedenle de çok samimi söylüyorum, çok güzel yerlere dokunduk. 3 yıl önce ilk defa Tarım 4.0 ifadesini duyduğum zaman bir dakika dedim, istediğim şey bu benim. Çünkü tarımda teknoloji olmaz ise biz dijital teknolojiyi tarımda
kullanamaz isek hem iklim kriziyle baş etmekte çok büyük zorluk yaşayacağız, hem de sizin biraz önce söylediğiniz gibi sürdürülebilirliği sağlamamız mümkün değil. 12 arkadaş olarak biz bu yola baş koyduk. İlk defa kurduk. Ama şu çok önemli. Şimdi tarımla ilgilenmeye başlayınca çok fazla sorunun olduğunu görüyorsunuz Umut Bey. O kadar çok fazla sorun var ki biraz önce girdim aslında bu paydaş ilişkisinden kaynaklı nedenle. Peki o zaman dedik, biz bu kadar çok karmaşık, kompleks bir yapının içerisinde hangi kanala daha iyi hitap edersek, biz neyi dokunursak orada bir iyileştirme ve doğru bir adım atmış olabiliriz. O yüzden de iki konuda uzmanlaşma kararı aldık. Biraz önce zaten hassasiyetle üzerinde dijital yöntemler olması nedeniyle tarımda muhakkak ve muhakkak dijital yöntemlerle tarım metotlarının geliştirilmesi konusunda bir iç maddemizi koyduk. İkincisi, dünyadaki bütün tarım ülkelerine baktığımız zaman kalkınmanın kooperatifler üzerinden yapıldığını gördük. O zaman demek ki bizim Türkiye'de kooperatiflerimiz konusunda daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Ama bu kooperatifler üzerinde çalışma yaparken onların sorunlarını dikkate almadan, çünkü öbür türlü kısır döngüye düşüyorsun bu sorunları çözmeye çalışırken, döngüsel ekonomi uyumlu, yani kendi kendine yeten diğer kooperatiflerle de birlikte iş yapma becerisine sahip yeni bir kooperatifçilik modelini gündeme getirdik. Öyle olunca da kesinlikle, yani bizim hayatımızda artık sürdürülebilirliğin arkasında biraz önce söylemiş olduğum, özellikle sanayide de çok etkin olan döngüsel ekonomi kavramını bizim çok iyi bir şekilde çiftçimize, mühendisimize, tarım işletmemize, ki yeşil mutabakat süreci heyecan getirdi bana, zaten tarım işletmelerinin de aynı zamanda bu modelde kendini düzenlemesi gerektiğini bir şekilde hatırlatır oldu. Doğru. Yol çok uzun Umut Bey. Yani doğru. Her şeyde bir davranış değişikliği yaratacağız. Davranış değişikliği. İnşallah, inşallah kıymetli hocam. Şimdi ben bir yandan gelen mesajları da okuyorum. Mesela Abdullah Karakuş Bey sağ olsun çok sayıda çiftçinin görüşünü bir nevi dile getirmiş, özetlemiş. Ben tabii %100 oranında katılmıyorum ama çok değerli buluyorum. Şimdi diyor ki mesela Abdullah Bey, ne kırsalı kardeşim diyor. Bırakın bu işleri. Peki bırakalım. Çiftçi de üretecek hal mi kaldı? Mazot uçtu, gübre öyle, yem öyle. Özellikle de Tarım Bakanı'nı ve bakanlığı da eleştiriyor. Burada bu mesajdan size yönelteceğim soru şu. Zaten programın başında bu gerçeğin de ben de altını çizmiştim. Gerçekten çok büyük sorunlar var. Üreticimiz üretim yapıp yapmama konusunda artık kararsız kalma durumunda. Ama biz sürekli bunları gündeme getirdiğimizde asıl bence önemli olan, sizin de üzerinde hassasiyetle az sonra da duracağınız konuları ikinci plana bıraktığımız anda zaten iş bitecek. Yani bir çözümsüzlük noktasına daha çok evrileceğiz ve artık uçurumun içinden çıkamayacağız. Bu nedenle Abdullah Bey'in eleştirisi son derece haklı. Hiçbir şey demiyorum ama biz bu işleri bırakmayacağız, bırakmamak da zorundayız diyeyim. İsterseniz yorumlarsınız. Kıymetli hocam şudur özellikle, kooperatifçilik dediniz, eğitime de geleceğim ama ben çok değerli yönetmenimden de rica edeyim. Tarımda kooperatifleşme, nitelik ve nicelik sorunu KJ'mizi de yazmış zaten. Şimdi gördüm, teşekkür ediyorum. Şimdi bizde gerçekten uzun dönemden beri kooperatif sayımız çok fazla. Tabela kooperatifi sayımız çok fazla. Ama programın başında bir kelime ettim. Hani evrensel kooperatifçilik ilkelerine uygun, içine siyasetin girmediği ve gerçekten tarım için bir şeyler yapabilme amacıyla kurulan kooperatiflerimiz var ama sayıları çok az. Şimdi siz hareket olarak böyle bir ortamda en iyi kooperatif, yani kötü kooperatifi iyileştirip iyi kooperatiflerle de proje yapmak gibi bir hedefle ortaya çıktınız.
Bu çok zor. Nasıl başaracaksınız kıymetli hocam? Şimdi sevgili dostumuza katılıyorum. Yani şu andaki ben de böyle birazcık bahçemde domatesli, biberli sadece nacizane küçük alanda tarım yaparken bunun ne kadar zor olduğunu zaten hissediyorum. Zaten bütün sahada da çalışmalarımda da bunu görebiliyorum. Ama ben hep şunu yaptım Umut Bey, her şeye rağmen diye bir ifadem var benim. Bütün olumsuzluklara rağmen eğer ki ümidiniz var ise zaten bu yola baş koyuyorsunuz. Şimdi kooperatif çiftçi için konuşamıyorum. Yani çiftçinin de aynı zamanda kooperatifleşmeyi öğrenmesi gerekiyor. Bu sizin dediğiniz gibi evrensel ilkeler kooperatiflerin bir arada hareket etmeleri gerektiğini söylüyor bütün üyeleriyle. Bunlar çok önemli. Türkiye'deki belki en büyük problemlerden bir tanesi zaten kooperatiflerde üst yönetim ile üyeler arasındaki kopukluklar bile belki de bu süreci maalesef ağırlaştırıyor ve zorlaştırıyor. Eğitime bilerek gelmek istiyorum. Şu anda kooperatiflerimizin tabela olmaktan çıkıp pazarı iyi yakalayan ve belki de tarım işletmeleriyle sözleşmeli tarımlarla yapabilecekleri kaliteli, yurt dışına çıkarabilen, ihracat yapabilen, katma değer üretebilen, maliyetlerini azaltan, dijital teknolojilerden yararlanma becerisine sahip olan kuruluşlar haline getirmemiz gerekiyor. Nasip olursa en yakın bir zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi ile birlikte 50 tane kadın kooperatifimizi eğitmek için bir start verdik. Bu şu anlama geliyor. Bir kere bu kooperatiflerin şimdi birazdan eğitim aşamasında gençlere yapacağım bilgi gibi bu kooperatiflere şunu söylemek gerekiyor ve bu olmazsa zaten birleştirmek mümkün değil. Bir kere iklim krizi geliyor. İklim krizinin getirmiş olduğu zaten tarımı yapamayacağız biz. İkincisi su fakiri bir ülkeyiz. Biz çok hızlı bir şekilde ürün desenimizi değiştirmek zorundayız. Yani hala biz suyu çok bol olan ürünleri yetiştirmekten vazgeçmeliyiz. Böyle olunca sulamayla ilgili ama damlama su ama havza suyu bütün bunların hepsini bizim bilinçli bir şekilde yapıyor olmuş olmamız gerekiyor. Bu bir eğitim. Ama bu eğitime oturan insanların bugün benim hasatım var, bugün ben şunu yapacağım, bugün benim kızım evlenecek demekten vazgeçip çok iyi bir şekilde dinlemeleri, anlatan kişilerin de saha deneyimleri, bunlar çok değerli ifadelerdir. Her akademisyen maalesef sahada olmuyor. Gerçekleri çok çok da iyi gözlemlemeyebiliyor ama çok değerli hocalarımız var. Onlarla birlikte bir yolculuğa gitmek gerekiyor. Bu birincisi. Kooperatiflerin yeni nesil kooperatifçilik dediğimiz kooperatiflerin bu şekilde güçlendirilmesi, anlatılması gerekiyor. Ama buyurun, bizim buyurun. Bu paydaş ilişkisi dediğim yerlerde benim aslında hedefim iki tane başka temel Umut Bey. Bunlardan bir tanesi, ben tabii bir üniversite hocasıyım. Doğal olarak da ben üniversite gençliğime ve gençlerime inanılmayacak derecede güveniyorum. Ama yıllar boyunca ben girişimcilik eğitimi verdim. Bu girişimcilik eğitimi sırasında şunu fark ettim ki bizim öğrencilerimiz, çocuklarımız bu ilkokulda olabilir, üniversitede olabilir proje yazmayı bilmiyorlar. Proje yazmak ne demek? Bütünü görebilmek demek. Bütünü görebilmek. Araştırma yapmak gerekiyor. Ben bu ürünü neden yapıyorum? Bu çok önemli bir başlangıç. Ben bunu nasıl pazarlayacağım? Benim rakiplerim kimlerdir? Ben bu rakiplerimle birlikte hangi farklı argümanlarımla pazarda daha güçlü olabilirim? Başka satış kanallarım var mı? Ben maliyetlerimi nasıl indirebilirim? Ben finansal okur yazar mıyım? Bakın bunlar o kadar çok önemli konular ki. Yani bir bütçenin nasıl yapılacağı, bununla nasıl hareket edeceğimizi bir kere bilmeleri gerekiyor. Bir de tabii ki şu çok önemli bir şey. İnternet kullanmak artık çok özel bir beceri. O yüzden gençlere güveniyorum. Doğru yere ulaşabilmeleri, yabancı dili bilebilmeleri, dünyada neler olup bittiğini tarayabilmeleri. Böyle bir genç. Şimdi peki ben o zaman
ne yapmam gerekiyor? Bir, sivil toplum örgütü olarak o zaman yapabileceğim şu, yıllar boyunca yaptığım bir şeyi başarmaya çalıştım. İnşallah kısmet olursa 5 Mart'la 10 Nisan arasında başlayacak bir eğitim etkinliğimiz var. Cemre Hareketi olarak hani adım adım gittim, adım adım giderken de hani şöyle bir geriye baktığımda neyi başarabildiğimi hep sorguluyorum. Bunlardan bir tanesine siz de katılmıştınız. TAGEM, Türkiye'de tarım araştırmalarının gerçekten çok değerli olduğu bir kurum. Onlara bir müracaatta bulundum. Dedim ki sizinle birlikte bir webinar yapabilir miyiz? Türkiye'deki tarım sektörünü bir değerlendirebilir miyiz? İnanın bir sivil toplum örgütü olarak, evet bir profesör eğitim var kabul ediyorum ama tarıma bu kadar inanan bir sivil toplum örgütü olarak TAGEM bize kapılarını açtı. Mühendislerini, oradaki araştırmalarını anlattı ve bizimle işbirliği yaptı. Bir yandan ikincisi Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile birlikte geçtiğimiz günlerde Yeşil Mutabakat sonrasında Türkiye'de neler olacak tarım sektöründe dediğimde bütün imkanlarını bize sunmuş oldu. Bu şu anlama geliyor. Bizler bu işbirliğini yaparken bazen şunu sormamamız gerekiyor. Ya elimizde paramız yok, pulumuz yok, biz şimdi ne yapacağız demektense elimize biraz önce anlattığım gibi bir dosyanızı alıp bakınız ben bu kitleye ulaşmak istiyorum. Gelin sizinle birlikte işbirliği yapalım dediğinizde samimi söylüyorum Umut Bey, kapılar kapanmıyor. Ben de Ege İhracatçılar Birliği'ne gittim. Yaş Meyve ve Sebze Birlik Başkanı Hayrettin Başkan'ın karşısına geçtim. Dedim ki ben 11 hafta boyunca sürecek bir eğitim talebinde bulunmak istiyorum ama benim hedef kitlem şu ve bu konuda çok ısrarcı olduğumu da bilmenizi istiyorum. İklime duyarlı, isim anneliği benim olan 3. kuşak tarım girişimcisini ben yetiştirmek istiyorum. Şimdi burada kıymetli hocam, özür diliyorum kıymetli hocam. Bu proje zaten hani hocam şu projeyi bir konuşalım diye aslında bu program fikrinin ortaya çıktığı ilk proje. Burada müsaade edin. Açmanız için size yardımcı olayım. O da şu. Şimdi kırsaldaki yaş ortalamasını biliyorsunuz 57-58. Şimdi 3. kuşağı yani gençleri tırnak içerisinde tarıma yönlendirmek tabii ki önemli ama bu işte 5 tane koyun verdim, 2 tane inek verdim, git oraya üretimini yap şeklinde olmaması da gerekiyor. Artık sosyal ve ekonomik anlamda ve günlük yaşantıyı da kolaylaştırıcı tüm aslında bileşenlerin de kırsalda olması gerekiyor. Ve bu arkadaşlarımızın da tırnak içerisinde yatırımcı olarak köylerinde, kırsalda kalmaları veya geri dönmeleri gerekiyor. Üçüncü kuşaktan kastınız bu mu kıymetli hocam? İlk önce bunu sorayım. Çok çok teşekkür ediyorum. İsim annesi olunca belki bunu anlatmak daha zevkli oluyor. Ya, evet. Şimdi korona bize çok ilginç bir hayatı gösterdi. Yani evet. Şehirlerde yaşam çok sıkıcı, çok yorucu, maddi manevi sıkıntıları var. Ve birdenbire işte İstanbul'daki pek çok kişi benim İzmir yöreme, Urla yöreme veyahut da bunun gibi daha kırsala kaydı. Benim kitlem bu değil Umut Bey, benim kitlem bunlar değil. Ben nenesinin dedesinin tarlasını yaşamış, toprağa dokunmuş, neyin zorlukları olan ama annesinin zoruyla hadi git şehirli ol, mühendis ol ve orada kal diyen çocuklar benim kitlem. Ben o çocukları geri almak istiyorum. Çünkü onların o geçmiş hafızaları benim tarımla ilgili yapacağım yolculukta daha sevgiyle tarım yapmalarını, daha zorlukları yenebilecekleri bir ortam yaratacak. O yüzden 3. kucaktaki hedef kitlem anneannesinin, dedesinin tarlası olan çocuklara hadi bakalım geri dönün, geri dönün ve tarımla uğraşın fikri. Diyeceksiniz. Şimdi efendim iklime duyarlı kısmını uygun görürseniz başka bir programda tabii uzun uzun değerlendirelim. Çünkü o kadar güzel bir isim bulmuşsunuz ki yani iklim değişikliğini
uygun bir girişimcilik modeli istiyorsunuz. Hedef kitlenizi söylediniz. Şimdi girişimcilik kısmına bakalım. Yani ne öğreteceğinizi de biraz anlatabilir misiniz efendim bize? Şimdi yaklaşık 11 haftalık bir program bu. Her hafta sonu bu çocuklar gelmiş olacaklar. Peki bu çocuklara biz neyi öğreteceğiz? Şimdi Ege İhracatçı Birliklerinin yaş, meyve ve sebze olması nedeniyle doğal olarak üretim şeklimizde bu ürünler olmak zorunda. Olacak. Şimdi birincisi, dediğiniz gibi iklime duyarlılık dedik. İklim değişikliğinin ne olduğunu bir kere bu çocuklara çok iyi anlatmamız lazım. Sonra bizim toprağı unuttuk. Toprağın ne olduğunu, toprağın güçlendirilmesi için neler yapılmasını anlatmak zorundayız. Çünkü Türkiye'de bütün tarım topraklarının, siz de çok iyi biliyorsunuz ki, %75'den daha fazlası organik maddece zaten çok zayıf. Biz toprağımızı güçlendirmeden, toprağımızın gerekli besinini vermeden üstüne ne yaparsak yapalım bizim verim almamız mümkün değil. O yüzden toprağın önemi ve toprağın karbon bağlamayla ilgili bütün bilgileri verilecek. Sonra hangi bitki deseninin burada uygun olduğu anlatılacak. Şimdi yavaş yavaş geçiyorsunuz. Kimyasal zararlılar, daha iyi organik tarım yapılabilir mi, iyi tarım yapılabilir mi, neden yapılabilir? Bunlar anlatılacak. Hastalıklar, pestisitler. Şimdi bütün bunlar aslında mühendislik alanında çalışan gençlerin bildiği konular. Eğer kitlemiz bunlarsa. Ama bunlarsa. Bizim bir farkımız şu olacak. Biz eğer ihracat yaparsak hangi pazarlara girebiliriz? Bunlar önemli. İkincisi, atıklarımızı biz nasıl komposta dönüştürebiliriz? Bunlar çok önemli. Ben bir de çok iddia ettiğim bir konu daha var. Yenilenebilir ambalaj. Şimdi biz eğer ki plastik atıklardan kurtulmaya çalışıyorsak ve bütün bu atıklarımızı da değerlendirmemiz gerekiyorsa yenilenebilir ambalajlar, hatta ve hatta yenilir ambalajlar konusunda. Gençlerimize bilgi vermemiz gerekiyor. Peki bu gençler, suyun etkin kullanımı, finansal okul yazarlık, yani kısacası şu, girişimcilik hatalarını yapmamak için bu 11 hafta süresince uygulamalı atölyeleriyle, saha ziyaretleriyle, böyle tek tek bu çocuklar gezecekler. Öyle sadece bir eğitim bombardımanına düşmeyecekler. Bu çocuklar 11 haftanın sonucunda bu diplomalarını aldıkları gün, Umut Bey, ben iddia ediyorum ki evet, ben dedemin nenemin tarlasına giderim ve bunu yaparımı bir kere öğrenecek. Yani biraz ekonomik katma değere dönüşecek diyorsunuz kıymetli hocam. Hiç şansı yok. Ve başka şansı mutlaka yok. Dönüşecek. Genç mutlaka dönüşecek diyorsunuz, anladım. Kesinlikle. Bu bence çok önemli. Bir başka tarafa girersek, TAGEM'le birlikte 30 Haziran'da ve 30 Mayıs, 5 Haziran tarihlerinde de bir başka kavga için uğraşıyorum. Tarımda, bu tarım yolculuğunda Ar-Ge'ci ve inovasyoncu çocuklar var. Bu çocuklar özel çocuklar. Ar-Ge ve inovasyon kampı KC'sine atalım İsmail. Kesinlikle. Bu da bir başka boyutu. Peki o zaman ne yapıyorsun? Bu çocukların biraz farklı interdisipliner ve multidisipliner bir ortama oturtmak gerekiyor. Şu anda Türkiye'de çok önemli, ihmal edilen bazı bölümler var. Sadece öğrenci gelmediği için kapatılan bölümler var. 1- Ziraat Fakültesi, 2- Orman Fakültesi, 3- Su Ürünleri. 3 etrafı denizlerle çevrili olan bir ülkede yaşıyoruz. Su ürünlerimizin bir haline bakınız. Bu çocukların da muhakkak çok etkin bir şekilde sahada olmaları gerekiyor ve malzeme mühendisleri. 4 grup öğrenciyi aynı masaya, bir kampa koyuyoruz. TAGEM'in Menemen'deki çiftliklerinde onların da araştırmalarını, bu bahsetmiş olduğumuz sorunlara çözüm bulduracak şekilde yerli teknolojiyi, kendi bilimsel çalışmalarımızı destekleyecek bir ortam hazırlamak için uğraşıyoruz. Şimdi hani başa döndüğümüz zaman dedik ya, çok zor, çok samimi söylüyorum, çok zor. Şu anda tarımda bütün yapılacak her türlü aktivite, tarımın iyileştirilmesi için bir zemin oluşturacak.
Ama bunun için devletin çok desteği, bu hükümetlerin bununla ilgili hibeleri, teşvikleri, bütün bunların hepsini dikkate aldığımızda yolculuk kolay değil. Ama kolay biz bir tarım ülkesiyiz. Ve İnşallah. Gelecekte Hocam, yeşil... Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun lütfen. Son mesajınızı verin. Süreci ve iklim süreci bizi gerçekten ama gerçekten çok zorlayacak. Evet. Çok dışa bağımlı bir ülke haline geldik Umut Bey. Bizim kendi kaynaklarımızı, kendi kendimize üretme becerisine sahip olmamız gerekiyor. Demin sağ olsun güzel dostum şöyle yazmış. Nasıl tarım yapabiliriz? Anlıyorum sizi, gerçekten çok iyi anlıyorum. O yüzden de belki böyle bir mücadeleye girme gereğini duyuyorum. Sadece bir Meltem olarak, bir akademisyen olarak değil, bir sivil toplum örgütü değil, çocuklarımız için, gelecek nesillerimiz için bunu bir borç biliyorum zaten. Belki sizin gibi böyle medyada hassas olan insanlar bunu duyurmamıza vesile olacak. 3 tane, 4 tane kooperatif bu bahsettiğimiz bir modelle harekete geçecek. Demin atladım, kooperatiflerle ilgili bir çalışmamız var. Bir arkadaşımız Ege Üniversitesi'nde Bihter hocamız, Toprak ve Bitki Besleme bölümündeki hocamız bana şunu söyledi. Ya Meltem Hoca dedi, şu anda yenilenebilir otlarımız var. Yani Ege otlarımız var. Eğer ki bir gün bir savaş olursa, eğer ki korona gibi bir olayla şehirler kapanır ise bizim kendi Anadolu toprağımızda yetişen bitkilerimizi, Ege otlarımızı bilmemiz, bunlara sahip çıkmamız, bunların üretimini yapmamız ve çocuklar aracılığıyla bunların tüketimini sağlatmamız gerekiyor. Çok hoşuma gitti. Çok değerli bir çalışma. Şimdi biz de 3 tane kooperatif üzerinden Kozak Yaylası'nda, Ali Ağa'da Kadın Kooperatifi'nde ve Urla'da Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'yla yine bir dost buluyorsun, yine bir partner buluyorsun. Bunu ve diyorsun ki peki o zaman biz onlara bu otları anlatalım. Isırgan otu mu olur, başka bir ot mu olur? Biz bunları yetiştirelim, biz bunu kültüre alalım ve biz buna katma değer yarattıralım. Bunlar çok zor şeyler mi? Samimi söylüyorum, çok zor şeyler değil. Bakınız çok zor şeyler değil. Bunlar yapılabilir. Yerel yönetimleri, doğru paydaşları bulmak lazım. Yani doğru paydaşlar. Tek başına siz programın başında çok güzel bir şey söylediniz. Doğru zamanda, doğru kişiyle, doğru işler yapılabilir. Ve şu an Türkiye için, kurtuluş için bu doğru bir zaman. Yeter ki doğru kişilerle birlikte ya taşın altına elini koymak gerekiyor galiba. Tam zaman. Kıymetli hocam, son bir dakikam kaldı. Çok da soru geldi. Ama ben müsaadeniz olursa biraz moderatörlük hakkımı da kullanarak sadece şunu cevaplamanızı rica edeceğim. Bütün bu projelerden faydalanmak isteyen girişimci adayları, proje ortağı olmak isteyen kooperatifler, dediğiniz gibi yerel yönetimler son dönemde çok önemli. Size Cemre Hareketi'ne nasıl, nereden ulaşsınlar? Bize bir anahtar verin efendim. Hemencecik. Bir web sayfamız var Cemre Hareketi olarak. O web sayfasını izleyebilirler. Çok rahat bir şekilde Meltem Onay. Her yerde sosyal medyamı çok daha etkin bir şekilde kullanıyorum. Rahatlıkla bana mesaj yazabilirler. Türkiye'nin her tarafındaki insanlar için destek vermeye hazırım. Bu eğitim programlarına muhakkak katılsınlar. Çok yakın bir zamanda afişlerimiz de çıkmış olacak zaten. Ve bu sürdürülebilir bir eğitim paketi olacak. Yani bir 11 haftadan sonra bir başka 11 hafta yapacak. Ben bunlara ulaşmaları için elimden gelen her türlü şeyi veriyorum. İstedikleri zaman bana ulaşabilirler. Mutluluk duyarım, heyecan duyarım hocam, aynı zamanda. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu heyecanınızı fiziki bir ortamda olmasak, yüz yüze yan yana olmasak bile 2 tane web kamerasından da o kadar güzel bu tarafa geçirdiniz ki. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Projelerinizin takipçisi de oluyoruz. Ben de sosyal medya hesaplarınızı zaten takip ediyorum.
izleyicimize, çiftçimize, tüm girişimcilerimize anlatacak her konuda biz emrinize her zaman amadeyiz ki görevimiz bu. Ekstra bir şey de yapmıyoruz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Sağ olunuz, var olunuz. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok sağ olun. Ne güzel anlattınız. Hiçbir konu başlığını da açıkta bırakmadık. Değerli izleyicilerimiz, tabii programın başında da söyledim. Girdi maliyetlerinin yüksekliğini, hepimiz üretimin zor olduğunu hepimiz biliyoruz ama bu az önce kurulan cümleler, ortaya gelen, anlatılan detayları elimizde olduğunca verilen projelerde kullandığımız kelimeler öyle çok süslü gibi gelebilir. Yani Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik, işte sivil toplum örgütlerinin eşgüdümlü çalışması. Ya arkadaşım sen ne anlatıyorsun diyebilirsiniz. Ama şu bir gerçek. Bugün yarın bir karar çıksa işte sulama maliyetleri, işte elektrik diyelim, mazot, gübre diyelim. Bunların tamamını devlet buluyor dense bile bizim asıl gündeme getirmemiz gereken konular bunlar. Bir ülkede açıkça söylüyorum, üreticimize her konu başlığında, bütün konu başlıklarında fark etmez, verilen destek ve Ar-Ge'ye verilen desteği şöyle yan yana koyduğumuzda Ar-Ge destekleri, inovasyon destekleri, dijital tarım destekleri, çiftçiye verilen, doğrudan cebine verilen desteğin 2-3 katına çıkmazsa ki Türkiye'de zaten çok düşük, biz hiçbir sorunumuzu çözemeyeceğiz diyeyim. Bu haftada huzurlarınızdan saygıyla ayrılayım efendim. Haftaya pazartesi günü görüşmek dileğiyle, her şeye rağmen ilk başta sağlığınız yerinde olsun, ardından da ürününüz bereketli olsun efendim. Kalın sağlıcakla. Türkiye Tohumcular Birliği Gerçek Boyut programını sundu.